Merhaba sevgili severler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 28 Nisan 2020 günlerden Salı sevgili yarışseverler. Yarın 29 Nisan 2020 günlerden Çarşamba, yeni günde bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Umarım yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Biliyorsunuz mübarek Ramazan ayına da girdik arkadaşlar. Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Hepinize bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir Ramazan ayı dilerim. Sevgili yarışseverler, biliyorsunuz bu hafta yine 1 Mayıs, 2 Mayıs, 3 Mayıs'ta 3 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Alışverişlerinizi son güne bırakmayın arkadaşlar. Alışverişlerinizi daha erken yapın. Gerçi pek sosyal mesafeye uyan arkadaşları görmedim. Bugün özellikle, dün özellikle 2 gündür çok yoğun kalabalık vardı. Gerek postanede, gerek Türk Telekom'da fatura kuyrukları, gerçekten 200-300 metreyi bulan kuyruklar gördüm. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar, sosyal mesafeye dikkat edelim, maske takmayı ihmal etmeyelim, elimizi suratımıza, yüzümüze götürmeyelim. Ne kadar dikkatli olursak o kadar kolay kurtuluruz bu beladan. Artık dikkatli yaşamak zorundayız arkadaşlar, çünkü bu virüse İlaç, bu virüse aşı bulunmadığı sürece hep böyle temkinli davranmak zorundayız. Gerçekten görünmüyor diye bazı arkadaşlar yaka bağır açık, maske takmadan toplum içerisinde dolaşıyor ama özellikle maske takmayan arkadaşların kendine değil bize zararı var. Uzmanlar öyle söylüyor. Maskeyi takıyorsunuz, karşınızdaki insanı koruyorsunuz. Karşınızdaki insan sizin suratınızı öksürdüğü zaman gözünüze gelir, yine virüs size girer diyor. O yüzden bütün arkadaşlarımın da maske takmasını, topluma saygılı olmasını ben özellikle rica ediyorum. Bir de yerlere maske atan, yerlere eldiven atan çok arkadaş var. Bu arkadaşlarımdan da ricam, eğer varsa kanalımızdaki olduğunu zannetmiyorum. At yarışı oynayan insanların bu tür saçmalıklar yapacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar biraz saygılı olalım. Bu maskeleri bir poşetin içine koyup çöpün en dibine atalım. Hava almayacak şekilde atalım. Bu kadar hiç ailenizden de mi görgü kuralı, ailenizden de mi terbiye kuralı görmediniz demek geliyor. Bu insanlar kimler? Bu insanları da tanımak istiyorum. Yollara maske atan insanları özellikle tanımak istiyorum arkadaşlar. Nasıl bir insan acaba, bilemiyorum. Yani bir şey söyleyeceğim, hayvanlara da hakaret etmek istemiyorum çünkü hayvanları çok seviyorum. Evimizden, balkonumuzdan, bahçemizde sürekli hayvanlara yem veriyoruz, onları besliyoruz. Onlara da hakaret etmiş oluruz. Bu maskeleri yere atan insanlara bir laf söylersek o yüzden de hayvanlara da hakaret etmek istemediğim için bu tür bir kelime kullanmadım arkadaşlar. Ben hepinize çok güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yorumlarıma geçeceğim. Yorumlarıma geçmeden önce hepinizden yine kanalımıza destek bekliyorum. Bugün yoğun bir destek bekliyorum arkadaşlar. Kanalımız biliyorsunuz ücretsizdir. Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Kanalımız 11 bin doğru gidiyor. 10.800 oldu arkadaşlar. Eğer destekleriniz olursa kanalımız 11 bine de bir iki hafta içinde çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar, ayrıca at yarışlarının başlama durumu var. Özellikle bu pazar günü bir yerden duyum aldım. Daha net bir şey yok ama Adana'da yarışlar başlayabilirmiş arkadaşlar. Ganyan bayilerine yine fotoğraflı resimler, fotoğraflar yollanmış kapılarınıza, aynı eczanelerde olduğu gibi bir şöyle bir çerçeve şeklinde bir delik açtırıp oradan kabul yapacaksınız. Ganyan bayinin içerisine kimseyi almayacaksınız diye bütün Türkiye'deki ganyan bayi arkadaşlara böyle bir genelge yollamışlar. Hazırlanın demişler. Yani kapılardan alınmadan ganyan bayilerinde açılma durumu var. Ganyan bayi arkadaşlarıma da hayırlı olsun diyeceğim. Umarım bu hafta Türkiye'de yarışlar başlar. Bu benim en içten dileğimdir arkadaşlar. Yine eski günlere geri döneriz. Arkadaşlar biliyorsunuz yarın Happy Valley Hong Kong Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program vardı. 1. ve 2. atılı ganyan analizimizi bir videoda vermiştik. Yine
Akşam saat 20.30'da başlayacak 29 Nisan 2020 Çarşamba günü Tampa Bay Downs ABD Hipodromu'nda yapılacak 7 koşuluk bir program var. Altıgayn İkaya'da ikinci koşuyla başlayacak. Saat 20.30'da başlayacak. Yine gece yarışları Bill Rogers Down Hipodromu'nda başlayacak. Bu yarışta 21.45'te başlayacak. Bill Rogers Down Hipodromu'nda da 7 koşuluk bir program var. Şimdi Tampa Bay Downs ABD at yarışları analizlerime geçiyorum sevgili yarışseverler. Evet, 29 Nisan 2020 Çarşamba günü Tampa Bay'da 7 koşuluk program var. Altıgayn İlkaya programın ikinci koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1640 metre kum pistte koşulacak Maiden yarışına Banco Bey isimle başlayacağım. Özellikle göstermiş olduğu performansla gerçekten kendisini kanıtlayan ve galoplarında çok diri gördüğüm Tapitinta'yı, Tapit'i de tanıyorsunuz arkadaşlar. Evet, 5 numaralı Exible isimli safkan bugün Sami Camacho idaresinde. Ben bu rakiplerini rahat geçeceğini düşünüyorum. Gerek handikapıyla, gerek kalitesiyle, gerek orijiniyle ön plan çıkan bir isim. Ben Altıgayn İlkaya'da 5 numaralı Exible isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma günün Banco ismi olarak öneriyorum ve Banco bir isimle başladık altılara. Ve Altıgayn ikinci aya Çin bir yarış. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışı. Gerçekten birbirine yakın safkanların mücadelesi. Özellikle tuttuğum bir isim. Birinci şanslı ismi 3 numaralı Solar Kittin isimli safkan. Bir Kittin Joy yavrusu. Bugün jockey Ronald Allen idaresinde 3 numaralı Solar Kittin benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını düşündüğüm 10 numaralı Distinct ve Flower isimli safkan. Ademer Santos idaresinde ikinci şanslı safkanım. Yine bu iki safkan dışına çıkarsa 2 numaralı Wish Upon isimli safkan. Yine jockey Sami Camacho idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacaktır. Yine 8 numara Red Carls isimli safkan. Daniel Santano idaresinde benim 4. şans vereceğim isim olacak. Gerçekten birbirine yakın safkanların mücadelesi arkadaşlar. Yine 9 numara Red Carls isimli safkan ve 8 numara Pashing Out isimli safkanlar kuponlarda sırasıyla bulunmalı. Yine geniş öneren arkadaşlar 1 numara Classic Woman, 7 numaralı Surprise Again ve 5 numaralı Steel Magnolias isimli safkanları sırasıyla bu koşta değerlendirebilirler. Ve Altıgayn 3. ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı. Arkadaşlar burada da 6 numaralı Nicole Munnings isimli safkan benim bu koşta beğenimi kazanan ilk isim oldu. Yine 9 numaralı Shake'em and Break'em isimli safkan Ronald Allen idaresinde benim ikinci şanslı vereceğim isim olacak. Yine 1 numara Kalu işlerinde galoplarında beğenimi kazanan isim oldu. Bugün benim 3. şans vereceğim safkan olacak. Yine 8 numara Mr. Strom Raul Mene idaresinde kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine 7 numaralı String Hair ve 3 numaralı Il Make Efumos isimli safkan Marcelo Almeida idaresinde sürpriz şansına sahiptir. Ve Altıgayn'ın 4. aya yine Çin bir yarış olacak. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin pistte koşulacak şartlı yarışı. Burada alternatif bir tek yazabiliriz. Küçük oynayan arkadaşlarıma özellikle önereceğim bir isim olacak. Ama geniş oynayanlara yine bu Çin yarışta safkan önereceğim. Ben burada özellikle 5 numara Tablet isimli safkandan bugün çok etkili bir yarış bekliyorum. Özellikle işlerinde diri gördüğüm Super Saver'ın tayı 5 numara Tableti bugün Angel Suarez idaresinde küçük oynayan küçük kuponlara tek yazabiliriz. Yine bu safkanın kötü koşması durumunda ünlü şampiyon Intomishef'in tayı 1 numara Sky Mishef son yarışın tekrarlaması durumunda burada yine etkili olabilir. Bu safkanda dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 11 numara Blood Moon isimli safkan. Safkan jockey Antonio Gallardo idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 13 numaralı Casino Grande bugün kuponlarda bulunması gereken bir diğer isimdir. Yine geniş önlü arkadaşlarıma 8 numaralı Katet Connelly isimli safkanı Antonio Gallardo idaresinde
sürprizi öneririm ve Altıgay'ın 5. ayına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışı. Burayı da 4 safkanla değerlendireceğim arkadaşlar. Özellikle beğenimi kazanan safkan Hanson Mike'ın tayı. Bugün Jose Garcia idaresinde piste çıkacak 3 numaralı And I Know isimli safkan. Burada beğenimi kazanan ilk isim oldu bu yarışta. Yine 13 numaralı One T isimli safkan. 3 yarış koştu. Bir yarış koştu, birinci geldi. Arkasından 2 yarış daha koştu. 2 yarışta da güzel ikincilikler elde etti. Bugün Daniel Santone idaresinde ben ikinci şansı veriyorum. Bu safkana dikkat diyorum arkadaşlar. Yine 12 numaralı Rach Lee's Dream isimli safkan da yine galoplarında beğenimi kazanan isim oldu. Bugün Harry Hernandez idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Ve bu yarışta son isim olarak sizlere 1 numaralı Lady and Me isimli safkanı öneririm. Jockey Wilmer Garcia idaresinde. Ve Altıgay'ın son ayağı programın 7. koşusu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe için pistte koşulacak şartlı yarışında özellikle burada yine beğenimi kazanan bir isim oldu. 12 numaralı Minnesota Lucky isimli safkan jockey Scott Spade idaresinde benim 1. şanslı isim olacak. Belki sürpriz çıkacak bu isim ama beğenimi kazanan isim arkadaşlar. Yine 7 numaralı Last Promise isimli safkan ardı ardına güzel yarışlar koştu. 6 yarışın 4'ünü kazanmasını bildi. Yine son yarışında güzel bir yarış, güzel bir birincilik yaptı. 92 handikapıyla dikkat çeken bir isim. Bugün Ademar Santos idaresinde benim 2. şans vereceğim isim olacak. Yine kaliteli bir isim English Channel'in tayı 1 numaralı Uhtred isimli safkan. Sami Camacho idaresinde kuponlarda ayırt edilmeden yazılması gerekir arkadaşlar. Burayı da 3 safkanla değerlendirdim. Ve hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel bir Ramazan günü dilerim. Hepinize çok güzel bir hafta sonu dilerim. Hepinize ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona basarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde katkı sahibi, pay sahibi olabilirsiniz. Hepinize çok güzel bir hafta, çok güzel bir gün dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.